أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آمين. Allah Azze ve Celle'nin izni keremiyle, rahmetiyle, bereketiyle, lütfuyla bugün İmam Berbahari'nin Şerhu Sünnesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün geçen hafta bitiremediğimiz 110. babı işleyeceğiz. 110 ve 111. babı işlemeyi hedefliyoruz. İki tane önemli nokta var. Yine usul ile alakalı. Ehl-i Sünnet'in usulü nasıl olur? Biliyorsunuz ki İmam Berbahari'nin Şerhu Sünnesi yarı usul kitabı, yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat ne yapar, nasıl yapar, bize onu anlatıyor başlıklar halinde. Bunu bilmek faydalı oluyor. Müslümanların nasıl davranacağıyla alakalı ciddi manada faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi abi 110. babı okusun, kaldığımız yerden devam edelim. Din hakkında bilgisizce konuşan haddi aşmıştır. Bil ki Allah sana rahmet etsin, kim Allah'ın dini hakkında sünnetten ve cemaatten herhangi bir hüccet olmadan kendi görüşüne, kıyasına ve yorumuna uyarak konuşursa Allah hakkında bilmediği bir söz söylemiş olur. Allah hakkında bilmediği bir söz söyleyen kimse ise mütekellif, yani kendisini ağır bir yükün altına sokanlardandır. Evet, burada Allah Azze ve Celle'nin kitabı, Resulullah'ın sünneti, yani şeriatın iki vahiy hakkında İnsanın aklıyla, mantığıyla, reyiyle, kıyasıyla konuşmaması gerektiğiyle alakalı müellif bize tavsiyelerde bulunacak. Burada ince bir nokta, her kim bunu yaparsa bilmediği bir söz söylemiş ve kendini büyük bir yükün altına sokmuş olur diyor. Çok önemli. Büyük bir yükün altına sokmuş olur diyor. Tabii bununla alakalı aklımıza daha önce naklettiğimiz üzere Allah Azze ve Celle'nin Araf suresi 33. ayette belirttiği ayet geliyor. Allah Azze ve Celle şu ayette der ki: "Kul innema harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha ve ma batana vel ism." Allah Azze ve Celle gizli ve açık kötülükleri ve fuhuşiyatları haram kılmıştır. "Vel bagya bi gayril hak" ve haksız yere haddi aşmayı da haram kılmıştır. وَاَنْ تُشْرِكُ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانٍ Ve elinde hiçbir burhan, delil olmadan Allah'a şirk koşmayı da haram kılmıştır. وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ve Allah Azze ve Celle hakkında yalan, yanlış, iftira atmayı da haram kılmıştır. Bakın İbnül Kayyım bu ayeti naklettikten sonra diyor ki sıralamaya dikkat edin diyor. Sıralamada ne var? 1. Allah Azze ve Celle fuhuşiyatı, gizli ve açık kötülükleri, haramları haram kılmış. 2. Haksız yere haddi aşmayı haram kılmış. 3. Allah'a şirk koşmayı haram kılmış. 4. Allah'a iftira atmayı, Allah adına yalan uydurmayı haram kılmıştır. Sıralamaya bakın kardeşler. Sıralamada ne var? En son Allah adına yalan söylemeyi ve iftira atmayı haram kılmanın en büyük günahlardan olduğunu söylüyor. Hatta şirkten daha büyük günah olduğunu söylüyor. Peki neden? Bunun üzerine insan düşündüğü zaman ya böyle şey olur mu? Şirkten daha büyük günah mı var? Dediği zaman hemen sorunun cevabı şudur kardeşler. Zaten şirkin çıkış nedeni Allah'a iftira atmaktır. Allah adına yalan söylemektir. Yani bütün kötülüğün anası budur. Allah ve Resulü adına konuşmak, ona iftira atmaktır. Şeriat belirlemektir kendi kafalarına göre. Peki bunu yaptığın zaman adam diyor ki ben zaten öyle bir şey yapmıyorum ki. Şimdi bazı örnekler vereceğim. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Meselenin içinde bizler var mıyız, yok muyuz? O zaman daha iyi anlaşılacak. Hatta bununla alakalı Abdullah İbni Mesud'a geliyorlar. Diyorlar ki ey Ebu Abdurrahman, bazı kimseler var, kıssalar anlatıyor. Ve kıssalarda işte bir dumanın geleceğini, kafirlerin canını şöyle alacağını, Müslümanların canını da böyle alacağını söylüyor. Abdullah İbni Mesud onlara şunu söylüyor. Ey insanlar, Allah'tan korkun.
Sizden kim bir şey bilirse bildiğini söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Yani uydurmasın demek istiyor. Çünkü birinizin bilmediği bir şey için Allah bilir demesi en büyük ilimdir. İşte buradaki güzel söze dikkat edin. Bilmediği bir şey için Allah bilir demesi en büyük ilimdir. Yani bilmiyorum demek büyük bir ilimmiş. Dikkat edin. Ve insanları burada yalan ve yanlış Allah'a iftira atmaktan alıkoyuyor. Yine Ali bin Ebi Talip bir kıssacıyı görüyor. Adam kıssa anlatıyor, bir şeyler anlatıyor. Kendisine diyor ki, ey adam sen nasih ve mensuhu biliyor musun? Adam diyor ki hayır. Bu sefer Ali radıyallahu anh kendisine diyor ki hem kendine helak oldun hem başkalarına helak ettin. Kur'an'ı bilmek yetmez. Nasihi ve mensuhu bilmek gerekiyor. Biraz sonra anlatacağım onu. Huzeyfe radıyallahu anh da buna benzer bir şey ifade etmiş. Der ki insanlara ancak şu üç kişiden biri fetva verir. Bir, Kur'an'ın nasihini ve mensuhunu bilen adam. Bu doğru, tamam. İki, çıkış yolu bulamayan amir, kendini yükümlülüğün altına, zorluğun altına koyan ahmak. Şimdi birincisi doğrudur. Nasih ve mensuhu bilen bir adam fetva verebilir. Ama öbür ikisi fetva veriyor ama hakka isabet etmiyor. Kendini yükümlülüğün altına sokuyor. İmam Berbahari'nin dediği gibi. Çünkü kim Allah adına konuşursa kendini büyük bir yükün altına sokmuş oluyor. Peki bu meselelerden kurtulmanın çıkış yolu, reçetesi nedir? Daha önce aktardık. Dedik ki özellikle imanı fıkh etme konusunda ashabın radiyallahu anhum metodunda neden bu kadar ısrar ediyoruz? Neden diyoruz ki sahabenin anlayışı ısrarla bunu söylüyoruz? Herkes bilir ki Allah Azze ve Celle Kur'an ve sünneti disipline etmiştir. Yani sıralamayı hiç bozmamıştır. Kullarına demiştir ki bu benim kitabımdır, bu da Resulullah'ın sünnetidir. Ancak hiç kimse bunu inkar etmiyor. Herkes Kur'an ve sünnet konusunda evet kabul ediyoruz diyorlar. Eğer biz Kur'an'ın ve sünnetin Allah katından indiğini biliyorsak mutlaka onun tefsirinin de Allah'ın izniyle bize bildirildiğini bilmemiz gerekiyor. Hiçbir şey gelişi güzel değildir. Hepsi Allah Azze ve Celle'nin disipliniyle beraber bize nakledilmiştir. İnsanların iştihatlarına terk edilmemiştir. Allah'ın kitabı insanların keyiflerine bırakılmamıştır. Sünnet insanların keyiflerine, iştihatlarına terk edilmemiştir. Şeriat koyucu, hikmet sahibi olan Allah Azze ve Celle hepsini disipline etmiştir ve bize haber vermiştir. Onun için bu bahsettiğimiz dinde zaruri bilinmesi gereken o iki nokta var ya, Kur'an ve sünneti, ancak onun şerhini ve tefsirini tek bir grup bize bildirebilir ki o da Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber yaşayan, ona arkadaşlık eden, onların üzerine o Kur'an'a şahitlik eden sahabe bize tefsirini ve şerhini ne yapabilir? Bildirebilir. Eğer böyle olmasaydı Allah muhafaza Kur'an ve sünnet insanların keyiflerine kalmıştı. İşte şu anda içinde bulunduğumuz durum da zaten budur. Herkes bir telden çalıyor. Sebebi ne? Bence en büyük sebebi bu. Yani ilk nesil olan sahabenin anlayışını terk etmeleri. Başka bir şey değildir. Ondan dolayı bunu hatırlatmakta fayda var. Yine şunu söyleyebiliriz ki ey Müslümanlar, ey muvahhidler, bu husustan da gafil kalmamanız lazım. Örnek verecek olursak, kitap, sünnet birer kaynaktır. İkisi de hüccettir. Ancak bunları tek başına hüccet olarak kabul etmek yetmez. Ne gerekiyor? Bütün araştırmacılar, alimler bilirler ki bu iki vahide mücmel vardır, müphem vardır, am vardır, mutlak vardır, neshedilmiş vardır, müteşabih vardır, vardır da vardır. Oysa sen bu ilimden eğer uzak isen, bu iki vahiy senin elinin altında Allah muhafaza oyuncak haline gelir. Bunları bilmende fayda var. Peki bunları kim biliyor? Bunları ilk nesil olan sahabe çok iyi biliyor. Onlar
hangisi nesh olmuş, hangisi nesh olmamış, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu fiili, ameli hangisiydi bize bildiriyor. Tabiine bildiriyor. Tabiin de kendisinden sonraki nesle bildiriyor. Onlar da bize bildiriyor. Bunları bilmeyen bir insan maalesef cehaletinden dolayı cehennemi boylar. Çünkü bugün her biri söylüyor. Beni Kur'an bağlar, beni sünnet bağlar diyenleri çok duyuyoruz. Hele hele şu zamanda çok duyuyoruz. Tamam, seni Kur'an bağlar, seni sünnet bağlar. Kur'an'ın müteşabihleri vardır, muhkemleri vardır, var. Bunları nasıl anlıyorsun sen? Hevana göre anlıyorsun. Yani Kur'an senin elinde haşa ve kella oyuncak haline gelmiş. Dilediğine helal, dilediğine haram diyorsun. Dilediğin ayeti kendi hevana göre tefsir ediyorsun. Bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Bidatçılar nasıl tefsir yapıyormuş görün. Uç örnek vereceğim, uç. Mesela Allah Azze ve Celle Rahman suresi 19. ayette der ki, iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Bidatçılar, kafirler, zındıklar bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Burada kastedilen iki deniz Ali ve Fatma'dır diye söylüyorlar. Ve ayetin devamında aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. Yani ikisinin arasında oturan da Resulullah'tır diye tefsir ediyorlar. Cehaleti görüyorsunuz değil mi? Kur'an insanların elinde nasıl oyuncak haline geliyormuş görüyorsunuz değil mi? Allah'ın kitabını tenzih ediyoruz. Onlar kendi kendilerini kandırıyorlar. Ama Allah'ın kitabıyla böyle oynuyorlar. Oynuyorlar yani. Kelimeleri yerlerinden oynatıyorlar. Şimdi ben soruyorum size. Yani Allah'ın kitabı benim hevama kalmamış, keyfime kalmamış. O zaman her ırk, her kişi, her örf, her adet bunu kendine göre yorumlar. Hayır, bu böyle değildir. Allah'ın kitabı kimsenin elinde oyuncak haline gelmez, gelemez. Biz buna izin vermiyoruz. Veya bir tane daha örnek vereyim. Ne kadar uç bir örnek. Bunu da anlayın diye söyleyeyim. Mesela yine bidatçılar derler ki Bakara suresi 67. ayette Allah Azze ve Celle size bir sığır boğazlamanızı emrediyor. Bu kafirler diyorlar ki buradaki sığırdan kasıt haşa ve kella Ayşe'dir diyorlar. Bunu kim söylüyor? Rafiziler söylüyor. Şimdi iş hevaya kalınca adam dilediği gibi oynuyor. Tefsirse al sana tefsir. Adam diyor ki ben Besmele'ye 10 cilt tefsir yazdım. Yazdın da ne oldu? Ne yazdın yani? Bu kadar sözü nereden buldun da yazdın? Sahabe Besmele hakkında 10 cilt kelime aktarmamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam 10 cilt kelime aktarmamış. Sen nereden buldun bu sözleri? İşte heva. Yaz babam yaz. Adam yazar. Yaşar değil. Hani her zaman naklediyorum ya, ilim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. İlim bir nokta olsaydı garibi Mehmet amca, Ali amca meseleyi anlardı. Ama ilim çoğalınca adamın kafası karışıyor. O da şeytanın ortaya koyduğu büyük bir engeldir. Bunu da söylemekte fayda var. Dolayısıyla yine söylüyorum, işte tefsir konusunda birçok fırka sınıfta kalmıştır. Hepsi rey tefsiri, mantık tefsiri yapıyorlar da yapıyorlar. Daha önce de aktardık, Mehmet okuyan diye bir zındık vardı. Bırakın Kur'an konuşsun. Mustafa İslamoğlu diye bir zındık vardı. Bırakın Kur'an konuşsun. Sözü Kur'an'a bırakın dedi. Ve kendileri ciltlerce kitaplar yazdı. Ciltlerce tefsirler yazdı. Yani aslında o ne demek istedi? Bırakın ben konuşayım demek istedi. İşte biz buna izin vermeyiz. En azından hayatımızda izin vermeyiz. Yoksa herkes hayatından sorumludur. Allah Azze ve Celle bizi bu yollardan uzak etsin. Yine Allah adına yalan konuşmak, Allah'a iftira atmak o kadar büyük bir günahtır ki müellif zaten ondan bahsetti. Selefi Salih'in dışında 3 tane ekol aktaracağım size. Bu 3 ekole dikkat edin. Bunların içinde küçük küçük fırkalar var. Bunlardan uzak durmanız gerekiyor. Kastettiğimiz kim? Ne demek istediğimiz kim? Bunları anlayacaksınız. Mesela birinci ekol ve en güçlü ekollerden bir tanesi felsefi ve kelamcı yol. Bakın bu felsefi ve kelamcı yol Yunan mantığını, felsefeyi kaynak olarak alırlar ve Kur'an ve sünneti o anlayışla anlarlar. Hani sen diyorsun ya
Kur'an, sünnet, selefin anlayışı diyorsun ya, sahabenin anlayışı diyorsun ya, o da diyor ki Kur'an, sünnet mantık. Kur'an, sünnet felsefi anlayış. Kur'an, sünnet Yunan mantığı. Adam böyle bakıyor. Ve bunların her biri kısım kısım. Örnek vereyim. Bunlarda cehmiler vardır ki onun için Kur'an'dan sonra mantık gelir. Yani Kur'an'ı mantığa götürür ve öyle anlar. Mutezile gelir, kendi içinde 20-30 fırkaya ayrılır. Onlar için de mantıktır. Zaten akıl akıl, onlar o akıl diye çağırdıkları aslında bir puta çağırıyorlar. Farkında değiller ama onlar yıllarca aklı yüceltmişler. Yani Kur'an, sünnet, akıl demişler. Yine Kullabiye ve Eş'ariler ve Maturidiler. Bunlar da kelamcılardan etkilenmişler ve felsefi Yunan mantığını alarak Kur'an'ı ve sünneti bu anlayışla anlama yoluna gitmişler. İşte bunların tefsirlerinden uzak durun. Bunların tefsirlerini okumayın. Yapmanız gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Bundan uzak durmanızda fayda var. Bunların her birini bildiğiniz için burayı aşmayacağım. İkinci ekol, sufi ve zevk yöntemiyle Kur'an'ı ve sünnetin anlaşılacağını söyleyen grup. Bunlar da kimlerdir? Tasavvuf ehli olan tarikatlardır. Bugün günümüzde farklı farklı tarikatlar. Bunların en galiz olanları vardır, hafif olanları vardır. En galiz, en gulat olanları hulul inancına inananlardır. Bunun dışında kalanlar da yine neye inanırlar? Rüya, keşif, ilham. Bunlarla Yüce Allah Azze ve Celle'nin adına yalan uydururlar. Yani adam gördüğü rüyayı hüccet olarak kabul ediyor. Adam keşif ve ilhamı hüccet olarak kabul ediyor. Şeyhinin fetvalarını hüccet olarak kabul ediyor. Duymuşsunuzdur, etrafınızda çokça vardır belki. Diyor ki Efendi Hazretleri bu ayeti böyle tefsir etti diyor. Halbuki Efendi Hazretleri dediğin adamın tefsir yapma gibi bir sorumluluğu yok. Ha, bugün kendine selefiyim diyen sözde Efendi Hazretleri de yapıyorsa onlar da yanlış yapıyor. Reyle yapıyor. Bize düşen ne? Bize düşen sahabe, ilk nesil olan Müslümanların görüşlerine tabi olmak. Rüyayla, keşifle, ilhamla bunlar anlaşılmaz. Yine söylüyorum, buna da dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan da uzak durmanız gerekiyor. Üçüncüsü, en pis olanlarından bir tanesi bu batini olan putçular. Bunlar kimlerdir? Mesela İsmaililer, kendilerine İsmaili derler. Nusayriler, Batiniler, Rafiziler ve benzerleri. Bunların içinde de farklı farklı fırkalar vardır. Hristiyanlara benzeyen gruplar vardır. Hazreti Ali'yi ilahlaştıranlar vardır. İlahiri farklı farklı gruplar vardır. Bunlar da şuna inanırlar. Ehli Beyt'ten rivayetler alarak doğru olanın bu olduğuna inanırlar. Yani Kur'an'ı ve sünneti hakiki manada yaşamazlar. Ve onların anlayışlarına bakarlar. Daha kötüleri ise şunu yaparlar. Batinilik yaparlar. Yani derler ki bu sana göre helaldir, bana göre haramdır. Neden diyorsun? Çünkü gayb aleminde, keşf aleminde ben bunun haram olduğuna inanıyorum. Bitti. Bunu kim yaptı yıllarca? Celaleddin Rumi dediğimiz Mevlana diye bilinen kişi yaptı. Adam geldi sordu, dedi ki şarap haram mıdır? Sana haramdır, bana helaldir. Çünkü ben bir denizim. Bir fıçıyı dökseler kaybolur gider. Sen ise sıradan bir adamsın dedi. Bak kendine göre bir şeyler uydurdu. İşte batiniler de böyleydi. Yani Allah'ın haramını kendilerine helal kıldılar. Ve bu zahiren haramdır, batinen helaldir dediler. İşte bunlardan da uzak durmak gerekiyor. Maalesef ama maalesef İslam toplumu, İslam ümmeti bunların hepsinden çok çekti. Yani ilk nesil Müslümanların fikirlerine, görüşlerine tabi olan çok az insan var. Çok az insan var. Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin. Ve yine buna bir cevap olarak şunu söyleyebilirim. Bu olumsuz şeyler yüzünden ümitsizliğe düşmeyelim. Geçen hafta naklettiğim hadisi tekrar hatırlatayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Abdullah İbni Abbas'ın aleyhissalatü vesselam'dan naklettiği şu hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sonradan gelen bir neslin arasında bu ilmi adaletli olanlar yüklenip taşır. Demek ki bu ilmi adaletli bazı insanlar taşıyacaktır. Bakın dikkat edin. Adaletli
bir kişi, adaletli bir grup, bir nesil bunu taşıyacaktır. Bunlar aşırı gidenlerin tahriflerini, batıl ehlinin hırsızlıklarını ve cahillerin yanlış tevillerini bertaraf ederler. Yani her zaman bir taife olacak. Allah Azze ve Celle bir taifeye hidayet edecek, ona başarı verecek. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bunun dışında sahabe ne yapıyordu? Selef ne yapıyordu? Bu konuda örnek verelim. Urve bin Zübeyir Kur'an'dan bir şey hakkında teyzesi Ayşe annemize gelirdi ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ederek yaptığı tefsiri işitmesi dışında konuşmazdı. Yani sahabeden bir tefsir varsa onu alırdı. Bunun dışında da bir şey konuşmazdı. Olduğu gibi bırakırdı. Burası çok önemli bir noktadır. Bunu bilmekte yine fayda var diyebilirim. Evet. Şimdi bu meseleyi böyle kısaca geçmiş olalım. İkinci bapta anlatacağım başka noktalar var. Evet. Başarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve selefin yoluna yakışmaktır. Hak Allah katından gelendir. Sünnet Resulullah'ın sünnet kıldığı şeydir. Cemaat Resulullah'ın ashabının, Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman'ın hilafetleri döneminde üzerinde icma ettikleri şeydir. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, onun ashabının ve cemaatin üzerinde olduğu şey ile yetinirse, bidat ehlinin tamamından uzaklaşmış olur. Bedeni rahata erer. Dini de selamette olur inşallah. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetin fırkalar ayrılacaktır buyurmuş. Sonra da bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz şey buyurarak bu fırkalardan kurtulacak olanı açıklamıştır. İşte şifa, beyan, apaçık emir ve aydınlatılmış yol budur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Derinlere dalmaktan sakının, aşırılıktan sakının, eski dininize sımsıkı yapışın. Evet, şimdi müellif bu sözlerin üzerine bize bir reçete verdi. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın hilafetindeki icma var ya, o icmaya tabi olun dedi. Çok önemli bir nokta. Yine dedi ki, kim bunlarla yetinirse, yani sahabenin anlayışı, Kur'an ve sünnetle yetinirse ne yapmış olur? Bidat ehlinden uzaklaşmış olur. Bir reçete daha. İki, bedeni rahata erer. Nasıl bedeni rahata erecek? Çünkü kafası karışmaz. Alır ve gerisini bırakır. Acaba bu mudur? Acaba şu mudur? Mantık bunu gerektirir denilmez. Çünkü biraz sonra bazı nakillerde bulunacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her konuda aşırılıklar çıkmış. Allah muhafaza. Yani adam tekfir, tekfirde de aşırılık. İrca, ircada da aşırılık çıkmış. Oysa yapmaları gereken neydi? Sahabeye tabi olmaktı. Bu yolda sebat etmekti. O zaman bedenleri rahata ererdi. Aksi takdirde düşün, içinden çıkamayacağın bir paradoksun içine dalıyorsun ister istemez. Ve bu seni çok yoruyor. Ve dininin selameti de buna bağlı. Dininin selameti buna bağlı. Ve ondan sonra müellif dedi ki, işte benim ümmetim fırkalara ayrılacak. Biri müstesna, hepsi ateştedir. Sahabe sordu, dedi ki, men hiye ya Resulallah? Kimdir o taife ey Allah'ın Resulü dedi. Dedi ki ma ana aleyhi ve ashabihi. Benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır. Bu kadar açık bir ifade var iken insanlar sahabenin yolunu bırakıp şeyhlerinin, imamlarının yoluna tabi olur mu? Uymaması lazım. Veya burada şifa olacak kadar, kalbini rahatlatacak kadar sana Allah Azze ve Celle bu dinde, bu kitapta, bu sünnette sahabenin anlayışını aktarmıştır. Ulaşmasına vesile olmuştur. Allah bu sebepleri yaratmıştır. Ancak sen ısrarla yabancı kitaplara, senin kafanı karıştıracak şeylere tabi olursan, Allah muhafaza, o zaman yanlışa düşmüş, bidata sapmış olursun. Bu reçeteyi her birimiz aklımızda tutalım. Ben burada hangi konudan bahsedeceğim kardeşler? Burada dedi ki, Peygamber aleyhissalatü vesselama nispet etmiş bu sözü ama bu Abdullah İbni Mesud'un sözü olduğu naklediliyor. Ama aleyhissalatü vesselamın buna benzer sözleri var mı? Aktaracağım, çoktur. Derinlere dalmaktan sakının. Bakın derinlere dalmaktan sakının. Aşırılıktan sakının. Ve eski dininize, kadim olan dininize sımsıkı sarılın. İşte ilk Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın
ashabına öğrettiği o dine her birimiz yapışırsak o dine daha bir şey karışmamış olur. Ama sonradan o ona bir öğretiyle bir şeyler öğrettiyse bu bir çığ gibi büyümüş. Allah muhafaza içine bir sürü bidat ve yenilik karışmış olabilir veya olma ihtimalinden dolayı bizim bunlardan sakınmamız gerekiyor diyebilirim. Evet, şimdi bir dahaki hafta bidatlardan bahsedeceğiz. Uzun uzadıya bidatlardan bahsedeceğiz. Burada sadece aşırılık nedir? Aşırılıkla alakalı birkaç noktayla alakalı nasihat etmek istiyorum. Mesela örnek verecek olursak öncesinde şunu söylememde fayda var. Abdullah İbni Mesud der ki, sünnette orta yolu tutmak bidatle çok çabalamaktan hayırlıdır. Şimdi bunun altını dolduracağım zaten. Yani sen sünnetle orta yolu tut. Çok çaba göstermişsin, çok amel etmişsin ama bidat. Bunun sana hiçbir faydası yok. Oysa az bir amel bile yapmış olsan sünnet üzere, senin çok ama çok bidat ile yaptığın amelden kat kat hayırlıdır. Çünkü bidatler merduttur. Sünnet ise Allah'a yükselir. Çünkü salih amel Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Bunu her birimiz aklımızda çok tutmamız lazım. Maalesef gözümüzde çok olan ameller sanki geçerliymiş, az olan ameller sanki geçersizmiş gibi anlaşılıyor. Halbuki bu böyle değildir. Bu yine şeytanın aldatmalarındandır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet var ki, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, size düşen orta yoldur. Zira kim bu dine karşı zorlama yaparsa ona yenik düşer. Yani ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz. Ben şu ameli de yaparım, şu ameli de yaparım diyenleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize aktarıyor. Amr bin el-As olsun, Abdullah İbni Ömer olsun, peygambere verdikleri sözlerden dolayı pişman olmuşlar. Ömürlerinin sonunda keşke biz peygambere böyle söz vermeseydik demişler. Çünkü insan yaşlanır, ömür tükenir, güç tükenir ama Allah Azze ve Celle asla yorulmaz, din yorulmaz. Sen yap, Allah Azze ve Celle yorulmaz. Yine şununla alakalı bir örnek vereyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden bir tane Ebu Basra el-Gıffari radıyallahu anh Ramazan ayında Fussat'tan gemiye biniyor. Yiyeceğini çıkarıyor, hazırlıyor ve adama diyor ki yaklaş yiyelim. Yanındaki adam da diyor ki evleri görmüyor musun? Yani daha çıkmadık, daha seferi olmadık demek istiyor. Ebu Basra da ona diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz mü çeviriyorsun? Yani didikliyor adam. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen şehirden çıktın mı artık seferisin. O sana kolaylık diliyor. Bunu anlatıyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki ben nikahlanırım ve boşanırım. Bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir demiş. Bunu kime söylemiş? Bunu ben evlenmem diyenlere söylemiş. Sürekli ibadet edeceğim diyenlere söylemiş. Demiş ki men ragibe an sünneti feleyse minni. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Ve bunu birçok şey için söylemiş. Men ragibe an sünneti feleyse minni. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki yün giyer, ayakkabı tamir eder, gömleğini yamalar, eşeğe binerdi. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Yani senin veya sizin basit tafsilat gibi gördüğünüz, teferruat gibi gördüğünüz şeyler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir. Onun sünnetinden yüz çevirmemek ve küçük görmemek gerekiyor diyebilirim. Bununla alakalı dediğim gibi şu sözün altını doldurabileceğimiz birçok amel vardır. Evet, bunun dışında biliyorsunuz ki Kitab-ı Tevhid'de guluv diye bir bölüm vardır. Yani aşırılıktan sakınmak diye bir bölüm vardı. Zaten konumuz da bu aşırılık. Aşırılık nedir, nasıldır, sahabe gerçekten aşırı mıydı, değil miydi? Bunu iyi anlamamız lazım. Mesela aşırılık nedir diye sorsam, aşırılık çok amel yapmak zannedeceksiniz. Hayır, aşırılık çok amel yapmak değildir. Aşırılık eşyayı yerli yerine koymamaktır. Aşırılık budur. Veya kişinin sünnetten yüz çevirmesidir. Aşırılık budur. Bidat işlemesidir. Aşırılık budur. Çok amel yapması değildir. Bazen çok amel, bazen az amel aşırılık olabilir. Buna dikkat
etmemiz lazım. Mesela Abdullah İbni Mesud, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ciddi manada aşırılarla mücadele ettiğini söylüyor. Diyor ki, kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki, aşırılık edenlere Peygamber aleyhissalatü vesselam ondan daha şiddetli davranan kimseyi görmedim diyor. Yine ondan sonra diyor Ebu Bekir geldi, daha çok onları korkutan kimse görmedim. Sonra zannediyorum ki Ömer radıyallahu anh yeryüzünde onları en çok korkutan kimsedir. Yani aşırılarla mücadele etmişler Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onun iki tane güzide sahabesi. O sebepten dolayı kardeşler guluv'dan sakınmamız lazım. Guluv bidattır ve bazen bidat görünümde olmayıp sünnet görünümünde olup insanın aşırı kaçtığı hallerdir. Başlıklar halinde ben size söyleyeyim. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Müsned'de ve Müslüm'ün rivayetinde geçmiş ümmetlerin aşırılıkları sebebiyle helak olduğunu bize söylüyor, bildiriyor. Daha önce işledik. Veya Peygamber aleyhissalatü vesselam ibadetten savaşa kadar pek çok konuda ümmetini guluv konusunda sakındırmış. Bu da rivayetlerde geçiyor. Muvatta'da geçiyor mesela. Yine hadislerde anlatıldığı üzere aleyhissalatü vesselam ümmetine farz kılınıp ifasında zorluk çekileceği endişesinden dolayı teravih namazını terk ediyor. Diyor ki ben ümmetime farz kılınacağından korktuğum için evde kılıyor teravih namazını. Aşırılıklar, insanların aşırılıkları buna bir şeyler katmasın. Hatta aleyhissalatü vesselam şunu söylüyor, dua ederken seslerinizi yükseltmeyin diyor. Hani niye bağırıyorsunuz diyor. Allah Azze ve Celle sizi her yerde işitir diyor. Bu bir aşırılık mı? Aşırılık. Aşırılık. Sesle yaptığım bir aşırılık. Veya mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam hastalık ve yolculuk esnasında namaz, oruç gibi ibadetler için tanınan ruhsatları insanların uygulamasını istemiştir. Bunlardan yüz çevirmemelerini istemiştir. Aşırı gitmemelerini istemiştir. Veya oruç tutarken iftarda acele etmemizi, sahuru geciktirmemizi istemiştir. Aşırı gitmememizi emretmiştir. Mesela insanın gücünü zorlayacak şekilde nafile namaz kılmayı tasvip etmemiştir. Yani kendi üzerine bu yükümlülükleri yükleme demiştir. Allah Azze ve Celle'nin senden istediğini yap, kendine fazla yükümlülük yükleme demiştir. Yine bununla alakalı imamlık yapanlar hakkında namazı uzatmamalarını emretmiştir. Yine abdest alırken organları üçten fazla yıkamamayı emretmiştir. Bu konuda haddi aşmamayı emretmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine aşırı şekilde ibadete dalarak eşini ihmal eden Abdullah bin Amr bin Elas gibi, Ebu Derda gibi kişilere nasihatte bulunmuştur. Yaptıkları aşırılıklardan vazgeçmelerini emretmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine ifa ettikleri ibadetleri azımsayarak sürekli namaz kılacaklarını söyleyen, sürekli oruç tutacaklarını söyleyen, işte cinsi münasebetten uzak kalacaklarını söyleyen sahabelere nasihat etmiştir. Yapmayın. Bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir demiştir. İlahiri bu bahsettiğimiz meselelerin her biri bunun etrafında dönüyor. Bunlar ibadetlerle alakalı zaten. Yine beni kardeşim İsa gibi aşırı bir şekilde övmeyin demiştir. Beni aşırı bir şekilde yüceltmeyin demiştir. Sizden önceki ümmetler bu sebepten dolayı guluva, aşırılığa ve şirke saptı, helak oldu demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanları hep ama hep aşırılıktan sakınmıştır. Bununla alakalı hatta bir hadis-i şerif var ki aleyhissalatü vesselam der ki İyyâkum vel guluvve fiddin. Dinde aşırı gitmekten sakının. Tabii bu sözü neyin üzerine söylüyor? Burası çok önemli kardeşler. Hani o kadar ince bir ayrıntı ki bunun üzerine düşünmenizi söylüyorum. İbn Abbas diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Akabe cemresinde taş atmak için bayramın ilk günü sabahı benden bazı taşlar istedi. Dedi ki bana 7 tane taş getir. Devesinin üzerindeydi. Ben de ona bazı taşlar getirdim. 7 tane taş getirdim. Peygamber aleyhissalatü vesselam o taşları avucun içinde hareket ettirerek
Dedi ki işte bunlar gibi küçük taş atın. Bunlar gibi küçük taş atın ve arkasından İyyâkum vel gulûve fiddîn ve dinde aşırılığa gitmekten aman ha aman sakının dedi. Ya büyük bir taş atsak ne olacak? Hayır, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapmayın diyor. Bugünküler ayakkabı atıyor. Bugünküler ellerine ne gelse atıyor. İşte aşırılık kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu ısrarla ama ısrarla söylüyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Heleke mutenatti'un, heleke mutenatti'un, heleke mutenatti'un diyor da diyor. Üç defa aşırılar helak oldu, aşırılar helak oldu, aşırılar helak oldu diyor. Yani biz insanlara ibadeti emrediyoruz, ibadet yapın, yapın, yapın diyoruz. Bunda sorun yok. Ama bunun üzerine katma, aşırı gitme. Bir yeri tamamlayacaksın diye bir yeri eksik bırakma. Bunların her biri kardeşler aşırılıktır. Bu aşırılıktan sakınmak gerekiyor. Bir adam fecrin doğuşundan sonra namaz kılıyor. Abdullah İbni Ömer bu adama taş atıyor. Namazını boz diye. Adam da diyor ki niye kızıyorsun ki bana? Allah Azze ve Celle bana çok namaz kıldım diye azap mı edecek zannediyorsun diyor. Abdullah İbni Ömer diyor ki ona Allah Azze ve Celle sana çok namaz kıldığın için azap etmez. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet ettiğin için azap eder diyor. Yani çok namaz kılmak işte bu baptan değerlendirildiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun sünnetine ters bir durumdur diyebilirim. Yine Ayşe annemizin Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği bir hadis var ki Allah'ın en nefret ettiği kimseler husumette aşırı giden kimselerdir. Ne demek kardeşler husumette aşırı gidenler? Adam bir kavga yaşıyor, bir şey yaşıyor, aşırı gidiyor. O senin düşmanın değil, yavaş yavaş. Belki Müslüman kardeşindir. Husumette aşırılık yine bu guluvdur diyebiliriz. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam şunu der. Ümmetimden iki sınıf şefaatime ulaşamaz. Düşüncesizce insanların malını alan zalim ve dinde aşırı giden kişiler diyor. Yine Sad bin Ebi Vakkas der ki helal olan şey hakkında soruyorlardı. Kendilerine haram kılınıncaya kadar sormaya devam ettiler. Haram kılınınca da ona düştüler. Aynı İsrailoğullarının yaptığı gibi. Sığır konusunda sordular, sordular, sordular. O kadar çok sordular, soruda o kadar aşırı gittiler ki Allah Azze ve Celle onlara ağır bir yük verdi. Bizler de öyleyiz. Yapmayacağımız amelleri soruyoruz. Sahabeler soru sormaktan çekinirlerdi, korkuyorlardı. Çünkü her sorunun cevabı onlara bir şeyin helal ve haram olması demekti. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki ben sustuğum zaman beni bırakın, beni sıkmayın dedi. Eğer ben hac her sene olur deseydim hac her sene farz olacaktı. Ondan dolayı yine bunu da hatırlatmakta fayda var. Yine adamın biri Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Ayşe annemiz naklediyor. Diyor ki bir adam geldi Peygamber aleyhissalatü vesselama bir şeyler sordu. Kapıda konuşuyorlardı. Ben de buna şahitlik ettim. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben cünüp olarak sabahladım ve oruç tutmak istiyorum. Guslettim ve o günü oruçlu geçirdim. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle dedi ona. Ben de cünüp olarak sabahlayıp oruç tutmak istediğimde guslediyorum ve o günü oruçlu geçiriyorum. Adam dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselama sen bizim gibi değilsin ey Allah'ın Resulü. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam öfkelendi ve dedi ki vallahi ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ondan nasıl sakınılacağını en iyi bileninizim. Yani beni ayrı tutmayın, beni taklit edin. Ben ne yapıyorsam onu yapın. Ama bir konu hakkında yapmayın dediğim zaman da yapmayın. Mesela visal orucunda Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bana uymayın burada. Çünkü Allah azze ve celle beni yediriyor, içiriyor. Siz buna takat getiremezsiniz. Buna güç yetiremezsiniz diyor. Ama bunun dışında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapın dediyse böyle yapacaksın. Buna dikkat etmek lazım. Yine Bilal radıyallahu anh abdest alırken mesleğini çıkardığını görünce bir adamın dedi ki hop dedi haddi aşma. Allah Azze ve Celle haddi aşanları sevmez dedi. O da dedi ki ey Bilal abdeste haddi aşmak da mı var dedi. Bilal radıyallahu anh dedik evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam
meslerine ve sarığına mes ettiğini gördüm. Ne demek istiyor? Aleyhisselatü vesselamın ayağında mesli varsa mest ederdi. Sarığı varsa sarığın üzerine mest ederdi. Ama yoksa yıkardı. Sen niye özel olarak yıkamak için çaba gösteriyorsun? Aleyhisselatü vesselama uy dedi ve ısrarla bunu söyledi. Yine buna benzer noktalar pek çokça vardır. Sahabe 3'ten fazla ellerini, kollarını, yüzünü yıkayanları uyarıyor. Abdeste haddini aşma diyor. Bununla alakalı bu sebepler nedir? Mesela insanları guluva götüren bazı sebepler vardır kardeşler. Buraya özellikle dikkat çekmenizi istiyorum. Neden insanlar aşırı giderler? Bunu anlatmak istiyorum. Bununla alakalı 6-7 tane madde zikredeceğim. Hızlı hızlı vaktimi güzel değerlendirmek istiyorum. İnsanları guluva, aşırılığa götüren bazı sebepler vardır. Bunları her biriniz kendi hayatınıza alın ve hangi sınıftasınız onu görün. Eğer hayatınızda bir aşırılık varsa bu ve benzer sebeplerdir. Mesela geçmişte ve bugün günümüzde bazı kimseler arasında da bu cereyan eder. Aşırılığın birinci sebeplerinden bir tanesi siyasi sebeplerdir. Siyasi sebeplerdir. Geçmiş Emevi döneminde, Abbasi döneminde işte siyasi otoriteye karşı insanlar çok aşırı gittiler. Onları haddinden fazla yücelttiler. Haddinden fazla itaat ettiler. Emri bil maruf yapmadılar. Ve ne oldu? Sonraki gelen bu aşırılıkları devam ettiler. Sanki halifeler peygamberin mesabesindeymiş gibi anladılar haşa ve kella. Onlara itaatin sanki mutlak olarak Allah'a ve Resulüne itaat olduğunu anladılar. Halbuki haramlarda itaat yoktur. Oysa onlar öyle bir aşırı otoriteye teslim oldular ki öyle gördüler. Bugün de öyle değil mi? Bugün de bazı tağutlar var başımızda. Adamlar öyle bir anlatıyor ki bu tağutları. Aşırılık öyle bir aşırılık ki haşa ve kella öyle küfür sözleri söylüyorlar. İşte şu eşittir şu gibi. Bu bunun gibidir diyor. Allah ona vahyediyor diyor. Saçmalıyor da saçmalıyor. İşte siyasi otorite, dünya malı ve benzeri şeyler insanı buna götürür. İşte Emevi ve Abbasi dönemlerinde de bunlar oldu. İnsanlar o yönetimler hakkında aşırıya gittiler. Buna zıt olarak aynı şekilde Ali radıyallahu anh'ın torunları hakkında aşırıya gittiler. Dediler ki budur budur. Yani ifrat tefriti doğuruyor. Nasıl ki mürciye var, ona muhalif olarak hariciler çıktı. Her şey soğuk ve sıcak gibi birbirini tamamlıyor. Bunlar da böyle. Çıktı Ali radıyallahu anh hakkında aşırı övmeler ve sevgiler ve ilahlaştırmalar gerçekleşti. Ve bugün günümüze kadar bu meseleler geldi. Onun için birinci sebep guluvun ve aşırılığın birinci sebebi kardeşler siyasi sebeplerdir. Ve tabii bununla beraber hadis uydurmacılığı da o zamanlar bundan dolayı gerçekleşti. Yani adam siyasi sebeplerden dolayı dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi, sahabe böyle dedi, onlara iftira attı. Bu oldu mu? Evet oldu. İkinci sebep uydurma haberler. İşte biraz önce söylediğim nokta. Yani bunu sufiler, geçmiş aşırıcılar uydurma haberlerle insanları aşırılığa sürüklediler. Yani İslam'da ruhbanlığın olmadığını bilen aşırılar buna benzer hadisler uydurarak veya cımbızcı bir yaklaşımla yaklaşarak benzer hadisler uydurarak bu ameleleri yapmaya yeltendiler. Örnek verecek olursak bugünkülerde aynısını yapmıyorlar mı? Ne yapıyorlar mesela? Gözlerine şiş sokmuyorlar ama ne yapıyorlar? Boğazına sokuyor, sırtına sokuyor, farklı farklı et parçalarına sokuyor. Gözüne sok desek sokmaz. Bunu neyle yapıyor? Bunu bir keramet adı altında yapıyor. Bunun altını nasıl dolduruyor? Bunun altını uydurma haberlerle dolduruyor. Tarikat ilmi var mıdır diyorsun? Evet vardır diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama bir sürü iftira atıyor. İşte şu var mıdır diyor? İşte Ebu Bekir'e bir sürü iftira atıyor. Hasan-ı Basri'ye bir sürü iftira atıyor. Bunu neyle yapıyor? Bunu bununla yapıyor. Veya işte rakslarla, zincirlerle sırtına vurarak rafizilerin yaptığı gibi. İşte bu aşırılıkların sebepleri nelerdir? Uydurma haberlerden kaynaklıdır. Uydurma haberlerden kaynaklıdır. Üçüncüsü ise aşırı sevgi. Aşırı sevgi insanları aşırılığa götürür kardeşler. Çok sevmek insanları aşırılığa götürür. Bu gerek işte bugün günümüzdeki hocalar olsun, mezhep imamları olsun veya bazı din adamları olsun ve benzeri kimseler olsun. Dinle alakası olmayan insanlar olsun. Sevgide aşırılık her zaman yerilmiştir.
Çünkü sevgide aşırılık insanı helaka götürür. Bakın Abdullah İbni Abbas der ki, hataları olan alime tabi olana yazıklar olsun diyor. Oradakiler diyor ki, bu nasıl olur ey Abdullah İbni Abbas diye soruyor. Diyor ki bir alim kendi görüşüne göre bir şey söyler. Sonra da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ilim ona ulaşınca hatalı olan görüşünden geri döner. Fakat kişi hala alimin hatalı görüşüne uymaya devam eder. İşte böyle kimselere yazıklar olsun diyor. Adam o kadar seviyor. Diyor ki İmam Ebu Hanife ne diyorsa odur diyor mesela. Veya İmam Şafii ne diyorsa odur diyor mesela. Veya şu alim veya bu alim veya günümüzdeki Efendi Hazretleri ne diyorsa odur diyor. İmam Şafii bir söz söylemiş, hadisle karşılaşmış, görüşünü değiştirmiş. Sen tabi olmaya neden devam ediyorsun ki? Sana düşen Kur'an'a, sünnete tabi olmaktır asıl itibariyle. Ve burada sahabenin icmasına tabi olmaktır. Oysa sen ne yapıyorsun? Sen hatalarla devam ettiriyorsun diyebiliriz. İşte Abdullah İbni Abbas böyle insanlara yazıklar olsun diyor. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı aşırı sevmek gibi. Aşırı sevgi nereye götürdü kardeşler? Mevlidlerde Aleyhisselatü Vesselam'da olmayan meziyetleri ona yüklemek gibi. Onu ilahlaştırmak gibi sözlerle, sürekli kasidelerle veya beyitlerle onu ilahlaştırmaya kadar götürdü. Neye benziyor bu? Bu İsa Aleyhisselam'ın ilahlaştırılmasına benziyor. Yine neye benziyor? Eski Hristiyanların, ehli kitabın rahiplerini ilahlaştırmasına benziyor. Çünkü onlara göre rahipler de Allah Azze ve Celle ile ilişkileri var. Tabi ifrat tefriti doğuruyor dedim ya, bir de bunun zıttı vardır. Sevgide aşırı gidenler aynı şekilde İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye çalışmışlar. Bu sefer nefrette aşırı. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmeye çalışmışlar. Yahya Aleyhisselam'ı öldürmeye çalışmışlar. Bak bu da nefrette aşırılık. Biri sevgide, biri nefrette. Onun için burası çok önemlidir. Maalesef ama maalesef sevgi meselesinde insanlar çok aşırı gidiyorlar. Kontrol edemiyorlar. Mesela İmam Şafii'nin şu sözü gerçekten çok güzeldir. Ve her biriniz hayatınızın içinde bu sözü sürekli canlı tutun. Ve insanlara öyle davranın. Veya biri size gelip sizi övüyorsa, de ki dur kardeşim beni övme de. Eğer o meziyet sende yoksa tabii. Övme. Mesela diyor ki İmam Şafii, seni sende olmayan meziyetlerle öven bir insanın bir gün seni sende olmayan hallerle kötüleyeceğinden şüphen olmasın. Gerçekten dehşet bir söz söylüyor İmam Şafii. Adam geliyor, sevgide aşırı. Sen şöylesin, sen böylesin, senin işte şöyle meziyetlerin var. Özellikle bunu hocalara yapıyor. İşte sen alimsin, sen üstüne alim tanımıyorum, şöyledir, böyledir. Sonra öküz ortaklığı bitince, aralarına biraz husumet girince, ya o cahil ne biliyor ki? Ondan ne hayır gördük ki? Demeye başlıyorlar. İşte İmam Şafii ondan bahsediyor. Sende olmayan meziyetlerle seni öven bir kimse, bir gün sende olmayan meziyetlerle seni yerecektir. Sana iftira atacaktır yani. Çünkü başta da iftira attı, sonra da iftira attı. Çok var ha. Bunlardan çok var. Dikkat edin. Çevrenize bakın. Göreceksiniz. Bu yalakacılar çoktur. Bu yalakacılar sevgide aşırı oldukları gibi nefrette de aşırıdır. Şimdi nefrette aşırılığın birkaç tane noktasından bahsedeceğim. Bir de düşmanlıkta aşırılık var. Dördüncüsü olarak. Mesela menfaatler çatışıyor. Adam öyle bir aşırı gidiyor, öyle bir aşırı gidiyor ki Allah ona lanet etsin. Allah onu kahretsin. Allah onu öldürsün. Allah çoluk çocuğunu öldürsün. Ya dur ya dur. Adamın soyuna, sopuna, her şeyine beddua ettin, lanet okudun, yapma. Veya adam cemaatten ayrılıyor, tamam mı? Adamın bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarıyorlar. Bu iş mi şimdi? Bu olacak iş mi yani? Bak sevgide aşırıydın, şimdi nefrette aşırısın. Geçmişte de böyleydi. Diyorum ya, gelip hocaları övüyorlardı. En ufak bir tekfir meselesi aralarına girdi mi o cahildir, o ne biliyor. Dün İbni Teymiye'ye Şeyhülislam diyen adamlar bugün duyuyorum ben o cahildir, ne biliyor ki diyorlar. Neye şaşırıyorsunuz? Yani bunu herkes için kullanıyorlar. İşte bu sevgide aşırılık nefrette yine aşırılığı doğuruyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sen biriyle sıkıntı yaşayabilirsin, husumet yaşayabilirsin, birbirinize lanet okumayın diyor, değil mi? Mesela Aleyhisselatü Vesselam diyor ki birbirinize
Allah'ın laneti, Allah'ın gazabı, cehennem temennisinde asla ama asla bulunmayın. Ona bu şekilde beddua etmeyin. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam evet bazı kavimlere beddua etmiştir. Ama asıl itibariyle beddua etmememizi emretmiştir. Lanet okumamamızı emretmiştir. Biz de diyoruz ki mesela ya bu adam kötü olabilir, yanlış bir şeyler yapmış olabilir. Hidayet dile diyoruz. Adam lanet okuyor. Allah lanet etsin diyor. Bunlar verdiğim örnekler yanınızda oturanlardan birileri de olabilir. Dikkat edin. Ben çok duyuyorum. Adam nefrette aşırılık yapıyor. Halbuki bizim şunu yapmamamız lazım. Yani şeytana yardımcı olmamamız lazım. Adamın ayağı kaymış gitmiş bir tanesi. Bir tekme de sen vuruyorsun. Diyorsun ki Allah'ın rahmetinden uzak ol diyorsun. Yapma kardeşim, yapma. Öyle deme. Allah hidayet etsin de onun için güzel temennilerde bulun, dualarda bulun. Böyle yapman gerekirken sen ne yapıyorsun? Sen lanet okuyorsun. Bakın şu örneği vereceğim. Bu örnek kulağınıza küpe olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki La tesubbu eşşeytan. Şeytana sövmeyin diyor. Sabbe sövmek demektir. Bunun içine lanet okumak başka şeyler de girebilir yani. La tesubbu eşşeytana. Şeytana sövmeyin. Ve taavvazu billahi min şerrihi. Ancak onun şerrinden Allah'a sığının diyor. Neden? Başka bir hadis bunu zaten açıklıyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konu hakkında bize öğütler veriyor. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselamın terkisinde biri var. O şekilde devede gidiyorlar. Hayvanın ayağı takılınca sahabe diyor ki hey aksi şeytan. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki öyle deme. Böyle deme diyor. Sen bunu söylediğinde şeytan büyür 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 ve bir ev kadar olur diyor. Ne de? Bismillah de. Yani Allah'ı zikret. Sen neden hakaret ediyorsun? Sen neden küfrediyorsun? Şeytan kendini bir şey zannediyor demek istiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Peki bunu nasıl anlamamız lazım? La tesubbu eşşeytane, şeytana sövmemek gerektiğiyle alakalı. Şundan dolayı mesela adam ana avrat şeytana sövüyor. Şeytan da ona gülüyor. Vay ahmak diyordur kim bilir. Sen günaha girdin bana hiçbir şey olmadı diyordur. Bu aşırılık işte. Aşırılık. Sünnet sana neyi emretmiş? Sünnet sana ana, avrat, şu, bu, şeytana hakaret etmeyi, küfretmeyi emretmemiş ki. Demiş ki onun şerrinden Allah'a sığın. Sen ne yapıyorsun? Sen dilini kötü kelimelere alıştırıyorsun. Şeytan da sana gülüyor. Şeytan amacına ulaşıyor. Sen ise küçülüyorsun. Onun için bu çok önemli bir noktadır. Bizim her noktada lanet edici, küfredici, hakaret edici olmamamız lazım. Bilakis dua edici, ıslah edici olmamız lazım. Bunu yine söylemekte fayda var. Beşincisi, yine bu aşırılıkların sebeplerinden bir tanesi cehalettir kardeşler. İlimsizce konuşmaktır. Zaten geçen hafta Rüveybidalardan bahsettik. Rüveybidalar ilimsizce konuştukları için bu insanları aşırılığa götürüyor. Bundan sakınmak gerekiyor. Ömer İbni Abdülaziz der ki, kişinin kendi konuşmasının da amellerinden olduğunu bilmeyen kişinin günahları çok olur. Yani sen ağzından çıkan her kelimenin senin amellerinden olduğunu bilmediğin takdirde senin günahların çok olur. Nice insanlar konuştuğunun amel olmadığını zannediyor. Halbuki konuştuğu yazılıyor, farkında değil. Konuştuğun yazılıyor. Yani senin için ya seyyi cariye ya da güzel hasene olarak sana geri dönecektir. Onu bilmekte fayda var. Altıncısı yeni fırkalar insanları aşırılığa götürmüştür. Mesela her gelen fırka kendi dinini İslam'a katmaya çalışmıştır. Kendi örfünü İslam'a katmaya çalışmıştır. Mecusisi gelmiştir, biraz bir şeyler katmıştır. Yine Hristiyanı gelmiştir, biraz bir şey katmıştır. Yahudisi gelmiştir, bir şey katmıştır. Putperesti gelmiştir, bir şey katmıştır veya katmaya çalışmıştır. İşte bunlar dinde aşırılığa sebep olmuştur. Veya örfü, yaşadığı ortam buna sebep olmuştur. Allah muhafaza. Bakıyoruz mesela Hazreti İsa'ya tapanlar ile Hazreti Ali'ye tapanların benzerliklerini düşünün. Aynısı. Nusayriler aynı Hristiyanlıktan onu almışlar. Aynı itikadı Ali radıyallahu anh'a yapmışlar. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı haddinden fazla yüceltmeleri, onun doğum gününü kutlama çabaları, onun kabrinden
yardım istemeleri, sürekli her başını sıkıştığında peygambere bağırmaları veya herhangi bir evliya diye isimlendirdikleri insanlara bağırmaları, bunlar hep başka dinlerden İslam'a giren yabancı maddelerdir diyebiliriz. Bunu maalesef insanlar çoğu farkında değil. Örnek vereyim, adam geçmişte yaşadığı şeyi din zannediyor. İslam'a da böyle giriyor. Bir örnek vereyim, daha iyi anlaşılsın. Geçmişte bizim abilerden bir tanesi anlatmıştı. Avrupa'da bir tanesi cezaevine giriyor, bir tane muvahhid. Adam hırsızlık yapmış, adam tevhidi anlatıyor. İşte tevhid şöyledir, böyledir. Ganimetten bahsediyor, feyden bahsediyor. O adam diyor ki ben yıllardır ganimet alıyormuşum, yıllardır fey alıyormuşum. Hırsız böyle anlıyor. Hırsızın bakış açısı bu. Yani halbuki bu böyle değildir. İşin iç manasını bilmeyen, İslam'ın gereğini bilmeyen insanlar böyle zanneder. Yani dinine bir şey katar. Adam hırsızdır, İslam'a girer hırsızlık yapar. Bunun ismini de ganimet olarak zikreder. Fey olarak zikreder. Adam zinakardır, İslam'a girer, ben muta yapıyorum der. Bir kılıf bulur yani. İşte bu da aşırılığın sebeplerinden bir tanesidir. Ve adam eski dininde ruhbandır, aşırıcıdır. İslam'a girer, yine ruhbanlığa devam eder. Bir gün Osman bin Mazum radıyallahu anh hanımı kötü bir görünümde Ayşe annemizin yanına giriyor. Ayşe annemiz ona diyor ki bu halin nedir diyor. O da diyor ki eşim Osman bin Mazum geceleri sabahlara kadar kıyam ediyor. Gündüzleri oruç tutuyor. Yani bunu Peygamber aleyhissalatü vesselama söylesen diyor. Şikayet ediyor onu. Çünkü sürekli ibadet ediyor. Sürekli ibadet ediyor. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam da ey Osman muhakkak ki bize ruhbanlık yazılmadı diyor. Ruhbanlık yazılmadı. Sana ne oluyor? Bende güzel örnek yok mu ki? Diyor ona. Muhakkak ki ben Allah Azze ve Celle'den en çok korkanınız ve sınırlarını en iyi koruyanınız benim diyor. Ona tavsiyelerde bulunuyor. Bakın mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok namaz kılıyor, çok oruç tutuyor ama uyarıyor diyor. Yani eşinin senin üzerinde hakkı var, çocuğunun senin üzerinde hakkı var, arkadaşlarının senin üzerinde hakkı var. Yani birçok kişinin senin üzerinde hakkı var. Sen bunları ihmal etme diyor. Ebu Derda kıssasında Selman-ı Farisi kendisine böyle nasihatlerde bulunuyor. İşte bu aşırılıktır kardeşler. Bundan sakınmak lazım. Sonuncusu olarak psikolojik sebepler. Burası da yine çok önemli. Adam psikolojik sebeplerden dolayı aşırı gidiyor. Mesela amelden örnek vereyim. Adam temizlik hastası. Temizlik imandandır diyor ve hastalığını dinle karıştırıyor. Mesela banyoya giriyor çıkmıyor. Abdest alıyor bir türlü abdesti bitmiyor. Gerek bazıları vesvese kaynaklı gerek de psikolojik eski takıntılarından dolayı yapamıyor. Nice kadınlar var temizlik hastası temizlik imandandır diyor ama ömrünün yarısını temizlikle geçiriyor. Bak aşırılık işte aşırılık bunlar hepsi sebeptir kardeşler. Yine bunun tam zıttı. Adam pistir. Bu da aşırılıktır. Aşırılığın başka bir türüdür. Veya mesela adam psikopattır. İslam'a girer. Psikopattır. İslam'a girer. Cihadı psikopatlık zanneder. Halbuki cihat psikopatlık değildir. Cihat insanları ıslah etme yönteminin sonuncusudur. Davet edersin. Davet edersin. Gelmezse cihat edersin. Oysa adam psikopat cahiliyesinde yani psikopatlık biliyorsunuz bir psikolojik problemdir yani. Adam ne yapıyor? İslam da bunu yoğuruyor ve bu şekilde yaşamaya çalışıyor. En önemlisi asosyal kişilik bozukluğu olan bazı insanlar var. Adam bu psikolojik problemlerini ya ben işte inzivaya çekiliyorum diyor. Aşırılık bak. Halbuki adamın psikolojik problemleri var. Bunu bununla anlatmaya çalışıyor. Oysa Peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz ki yukarıda zikrettiğim her meselede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki zorlaştırmayın, kolaylaştırın demiş. Değil mi? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Her amelde bize bunu emretmiş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize farz olan meseleleri anlatmış. Mutlak olarak yapmamız gereken meseleleri anlatmış. Bazı zamanlarda terk edebileceğimiz meseleleri anlatmış. Teravih'te örnek verdik değil mi? Farz olunacağından korktuğum için ben terk ettim diyor. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecesi ve gündüzü apaydınlık bir yol üzere bizi bırakmıştır. Hiçbir kapalılık, bir yamukluk söz konusu değildir.
Onun için bu anlattığım meseleler, özellikle son meselede şunu da anlatayım. Bu psikolojik problemler var ya, çoğunda var. Vesvese var ya, bu vesvese hastalığı çoğunda var. Adam tuvaletten çıkamıyor, adam banyodan çıkamıyor. Acaba namazım oldu mu, acaba abdestim oldu mu, acaba orucum oldu mu? Hep vesvese, vesvese. Ve bunu aşırılıkla yoğurup, Allah muhafaza, bazen yaptığının doğru olduğunu zanneden insan var. Asıl sıkıntı da o, kendisi yanlış yaptığı için yaptığının da doğru olduğunu zannediyor. Aşırılık olduğunu hiç düşünmüyor. Bunların her birinden sakınmak lazım. Bu anlattığım 6 tane, 7 tane bölüm, her biri gerek ameli gerek itikadi aşırılıklardır ve aşırılığa götüren sebeplerdir. Bunların her birinden ciddi manada dikkat etmemiz gerekiyor diyebilirim. Burada duralım. Allah Azze ve Celle bizi aşırılıktan, guludan sakındırsın, korusun. Yine Allah Subhanehu ve Teala bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna, onun sünnetine, onun ashabının anlayışı üzere canımızı alsın diyelim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbileyke.